Ağzı Allah'ın Şeytanı ve Jin Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. ve Selam Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbihi Ejmâin. Evet arkadaşlar. Önceki dersimizde e, velileri konuşmuştuk. Dedik ki veliler asabelerdir. Ferayizde olduğu şekil üzere. Bunlarda bünüvet, übüvet, kuvvet ve umumet tertip vardır. Çocuklar, babalar, kardeşler ve amcalar diye ifade etmiştik. Bundan sonra e, velilerle ilgili işte sonra kime sıra gelir dedik ki bundan sonra mevlâ itakaya gelir. Daha sonra anne, işte diğer e, Zirahim mahrem diye tabir etmiş olduğumuz kimselere sıra gelebilir dedik. Hiç kimse yoksa en sonunda e, sultandır dedik yani devlet başkanıdır veyahut da kadıdır. E, bunu ifade etmiştik. Bunlar evlendirmeyle sorumlu olan kişiler. Tabi velayet meselesini en başta zaten konuşmuştuk. Halife mezhebi açısından artık yetişkin olup, reşit bir çağda olup, aklı kesen bir kimse kendi nikahını kıyabilir, veliye ihtiyacı yoktur. Veliye ihtiyacı olan durumlar olabilir. İşte delinin evlenmesi gibi, deli bir çocuk vardır, onun evlendirilmesi gibi veya yaşlının evlendirilmesi gibi konular vardır. Onlarda ise yine bu velilik şartlarına dikkat edilmesi gerektiği ifade ettik. Sonra köle, çocuk, deli, kafir olan bir kimsenin Müslüman'a aynı şekilde velayeti yoktur, kölenin yoktur, çocuk veli olamaz kimseye. Mesela bir kadın var yetişkin, deli ama onun 10 yaşında çocuğu var, daha yetişkin çağa erişmemiş. O çocuk annesinin nikahını kıyıp evlendirebilir mi? Yapamaz dedik. Bu olmaz. Bu durumları konuştuk. Daha sonra da bugünkü konumuzda inşallah, inşallah gıybeti munkata konusu. Şunu ifade edelim. Gıybeti munkata olduğu zaman yani yakın olan veliden haber alınamadığı zaman da bir sonraki veli nikahı kıyabilir mi? Veya da yakın veli yani gıybeti munkata hangi durumda oluşur? Üç günlük mesafede mi? Bir aylık mesafede mi? Veya bir yılda bir haber alınıp alınmaması mı? Veya da adamdan hiçbir surette haber alınıp alınamaması mı? Yani bu tariflerden hangisine itibar edeceğiz? Gaybet-i munkata meselesinin çünkü fıkıhta çok taluk ettiği konu var. Alışverişte taalluk var, mirasta taluk var, nikahın devam edip işte boşamanın oluşup oluşmama meselelerinde taallukları var. Yani birçok noktaya etki eden gaybet-i munkata meselesini nasıl düşüneceğiz, nedir tarifi? Bunu konuşacağız. Daha sonra e, velilerden ikisi aynı anda evlilik yaptırdığı zaman da hangisi geçerli o konuyu konuşacağız inşallah. Bugünkü meselemiz öyle çok fıkhi olarak analiz olmayan bir konu. İbariden de zaten mesele rahatlıkla anlaşılacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Kal Mawsili şöyle dedi. O idha gaba el akrab yakın olan veli kaybolduğu zaman da gıybeten öyle bir şekilde ki layynta erul kufu hatibi huduruhu yani hutbede bulunan şimdi veli var ama yok ortada. Öyle bir kimse hutbede bulunmuş ki yani dünürçi olarak gelmiş ki ...artık bu adam bir daha böyle, bu şekilde denk bir insanın gelmesi kolay kolay mümkün olmaz. Yani öyle bir aday gelmiş, işte evlilik teklifinde bulunmak için... ...ancak veliden haber alınamıyor. Böyle olduğu zaman da... <laughs> ...uzak olan, yani bir sonraki sıradaki veli ne yapabilir? Onu evlendirebilir. Mesela baba yoksa dede. Dede yoksa artık sıralamaya. Kardeş, işte kardeş yoksa çocukları. Bu şekilde bir sonraki veli yani... Baba yokken ta amcaya atlamaz. Sıralamayı bu şekilde uyacaktır. Wal muradu el gaybetul munkati'atu. Burada gaybetten murat gaybeti munkati'adır. Ve fiha. Fukaha <laughs> gaybeti munkati'anın ne olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Fani Ebi Yusuf, İmam Ebi Yusuf'tan gelen rivayete göre mesiratu şehrin bir aylık mesafedir. Bir aylık bir mesafeyi uzaklıkta olan bir kimse ise artık bu gaybeti munkata olmuştur. Niye? Çünkü kardeşim bu adamdan haber alınması için ta bir aylık bir yolculuk olacak bir mesafe olacak gidilecek haber alınacak da dönülecek. uzak bir mesele yani. Muhammed Muhammed min al اِلَى ila Ray 15 مَرْحَلَةً Kufa'dan Ray şehrine <-giving> yani bugün İran'ın yukarılarında Ray şehrine 15 mesafe yani 15 defa git gel mesafesidir. و عين حينما محمد من بغداد الى 20 مرحله بعد ترى 20 merhale bu şekilde bir yine tarif yapılmıştır. Wa hasale ibnu bu meseleyi ele almış ve şöyle demiş. Idakan fi mawdin la tasilu ileyhi al-kawafil. Kafileler adam öyle bir yerde ki kafileler oraya ulaşamıyor. ve rusul elçiler fi saneti senede illa marraten yani İbn-i şöyle diyor. Bu öyle bir şeydir ki yani gaybeti munkata mesafesi kafileler, elçiler oraya senede bir kere gidip geliyor. Feyy gaybetün munkatiatün. İşte bu gaybeti munkata'dır. قَالَ el Kuduri hada ki İmam Kuduri de bu tarif almış. Yani İmam Kuduri diyor ki ben bir insana gaybetü ile hükmedebilmem için bir sene içerisinde kafileler bir kere gidip gelmesi lazım. Yani bir kere git gel olabiliyor sene içerisinde. لِأَنَّ <laughs> الْخَاطِبْ Çünkü bir insan bir hıdvede bulunan yani bir dönüşü gelen bir insan bir sene beklemez. Çünkü niye? Şu an evlilik diyelim ki kızı istemeye gelindi. E, velisi burada yok. Veya da annesini isteme. Hani akli olmayan bir kimseyi düşünelim. Artık vilayetin olduğu kimseleri düşünün. Bir kimse istemeye geldi, e velisi burada yok, bunu evlendirmemiz lazım. E evliliğe de kendi başına liyakatı yok, e mecbur velisi evlendirecek. E kim? Diyelim ki babası, babası ta bir senelik mesafede. Bu kimse beklenmez diyor. Niye? Ya bir sene içerisindeki haber göndereceğiz. Adam bir sene bunu bekleyecek, dönüşü olan kimse. Bir sene sonra da gelecek haber ya evet ya hayır, belki de olumsuz gelecek. O yüzden böyle bir bekleyiş olmaz diyor. Yani bunun üzerinde bir durum olmaz. وَلَا يَعْلَمُ هَلْ bu الْوَلِيُّ emla. İkincisi veli buna onay verecek mi veremeyecek mi bunu bilmiyor. O zaman bu gaybet-i munkatadır. وَقَدْ <laughs> يُنْتَظَرُ وَقَدْ يَنْتَظَرُ بَعْزَ Ki dünürçüler ne yapar? Bazı sene, senenin içerisinde bir bekleme yapar. Hani bir senelik bir senenin bir kısmında bir bekleme yapabilir. Çünkü bir sene içerisinde gidip gelecek. Yani ne olacak? Gitti geldi bir senenin içerisinde olan bir pozisyonda e, haber ulaşımı söz konusu oldu. Bu olabilir, bu beklenilebilir. Çünkü iyi bir denk bir insansa diyelim ki bu durumu bekleyebilir. وَلِذَٰلْكِ قَدْدَ رُوحُ بِهَٰدَ işte bundan dolayı gaybet-i mukata'yı bir sene içerisinde gidip ve gelmek olarak tanımlamışlardır. İmam Züfer dedi ki اِذَا كَانَ ف۪ي مَكَانٍ لَا يُدْرَى اَيْنَهُوَا Gaybet-i mukata' şudur diyor ki genelde aslında insanlar katında yaygın olan tarif de budur. Adamın nerede olduğu bilinmiyor. Yani yaşıyor mu, öldü mü, nerede, hangi bölgede, hiçbir şekilde adamdan bir bilgi yok. فهو فهي غيبة منقطع İşte bu gayıbeti munkata'dır, diyor İmam-ı Züfer. وهذا حسن Bu güzel bir tariftir. لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ لَا يُدْرَ اَيْنَهُ Çünkü adamın nerede olduğu bilinmiyorsa لَا يُمْكِنُ اِسْتِدِلَعُ رَأ۪يهِ O zaman bu adamın kanaatine muttali olamayacağız. O halde fetefutu el Şimdi adamın nerede olduğunu bilmiyoruz. E bilmeyince bu adamın bu evlilik hususundaki onayının ne olduğuna hiçbir surette bilgi edinemeyeceğiz. Dolayısıyla fetefutu el o zaman velinin maslahat ortadan kalkar. Direkt veliye daat devreye girer. O yine bu velayetin velayet-i denilmiştir ki selasetü eyyamın Üç günlük bir mesafe. Yani seferi bir mesafe. Vel muhtar diyor ki burada bu tarifler içerisinde kabul edilen ma fil kitap kuduri de zikredilendir. Yani kudurinin tasih ettiğidir. O da İbn-i görüşüdür. O da nedir? Bir sene içerisinde haber alınıp verilmeme meselesidir. لِأَنَّهُ تُفُوتُ الْمَصْطِلَحَةُ بِاسْتِدْلَعِ ve وَانْتِظَارِهِ Çünkü e, bir senenin üzerinde olduğu zamanda adamın beklenmesi ve görüşün alınma maslahatı ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla ona göre hareket edilmelidir. وَقَالَ زُفَرْ i̇mam Züfer buyuruyor ki, şimdi tarifleri yaptık. Birincisi İbn-i görüşüdür. İlk başta ne dedik? İmam Muhammed'den gelen görüşler var. İmam Ebu Yusuf bir ay dedi. İmam Muhammed'den bir görüşe göre Ray Küfe arasındaki 15 merhale, Bağdat Ray arası 20 merhale onları bir sayalım. İkincisi İbn-i görüşüdür ki Kuduri'nin tercih ettiğidir. Sene içerisinde kafilelerin bir kere gittiği yer, ee, bu üçüncü tarif, dördüncü tarif İmam-ı Züfer'in tarifidir. Adamdan nerede olduğuna dair hiçbir surette haber alınamıyor. Beşinci tarif kıyla olarak gelen üç gündür. Bu beş tarif içerisinde Nevus ile en güzel olan, en tercihe layık olan tarifin e, Kuduri'de zikredilen i̇bn Yani sene içerisinde bir kere kafirlerin gittiği yer gaybeti munkatadır. Yani oraya gidiyorsa bu gaybeti i değil. İki kere gidiyorsa gaybeti munkata değil. O zaman niye altı ayda bir haber alınabilir demektir bu Peki bu tarifi yaptıktan sonra şimdi şöyle bir ifade de kullanacak. Şimdi Mevsili burada şunu uygulayacak. İmam-ı neden hiç haber alınamaması olarak tarifte bulundu? Dolayısıyla buna göre bir yorumlamada bulunacak. O kâle Züfer, i̇mam Züfer dedi ki La yüze el ab'at Hayır kardeşim bir sene içerisinde gidip gelen bir yerde gaybeti munkata hükmedemezsin. Bu mu? Bu adamdan bir sene içerisinde kanaatini alabilirsin. Bekleyecek. Eğer hıtmede bulunuyorsa, istiyorsa bekleyecek. Dolayısıyla İmam Züfer diyor ki bu evliliği yapamaz. Niye? لِأَنَّ <laughs> akrab Çünkü yakın olan veli, diyelim ki babası uzakta. Kaimetün <laughs> hala vardır. Ve nerede olduğu biliniyor. Adam diyelim ki ta kutuplar noktasında Norveç'te vesaire yaşıyor. Biliyorsun sen adamın nerede olduğunu. Şu an global dünyada öyle bir durum yok ama. Farazi ya. bugün şu olabilir belki. Hani e, diyelim Doğu Türkistan'da olabilir veya savaş bölgelerinde Suriye'de vesaire olabilir. Adamdan irtibat, telefon bir senede bir adamla irtibat sağlanabiliyor. Mesela bu şekilde hani. لِأَنَّ وَلَايَةَ الْاَقْرَبْ قَائِمَةٌ Çünkü yakın olan veli bir senede bir de olsa İmam Züfer diyor ki haber alabiliyorsun sen. Hatta hat ki bundan dolayı لَوْ زَوَّجَهَ حَيْسُهُ وَجَهَزَ O veliyi akrep, o bir senede bir haber aldığın adam Orada bu evliliği yapsa, orada diyelim ki birisi dünürcü gelse, işte böyle böyle benim bir kızım veya benim bir oğlum var, seni evlendireyim mi dese veyahut da benim bir annem var, babam var, neyse evlendireyim mi dese, orada bir nikah kıysa caizdir. İmam Züfer şunu demek istiyor. Ya siz bir senede bir haber alınan adamı veli gaybeti mukata sayıyorsunuz ve diyorsunuz ki artık veliye bak nikah kıyabilir. Halbuki ya bir senede bir haber aldığın insandan o an orada nikah kıysa bu caizdir, geçerlidir ve o adam bir sene sonra bu haberi sana ulaştırsa bak ben senin nikahını kıydım ve bu nikah geçerli sayıyorsun. Dolayısıyla sen nasıl gaybeti munkata diye hükmediyorsun burada. Velena bizim delilimiz ennehu lev ilel ev'ad. Ey İmam Süfer, doğru. Dediğin tamam o bir sene içerisinde o nikah kıysa geçerlidir ama ya ben burada gelen, denk olan, uygun olan bir dünürçüyü, reddedip nikah kıymayacak olursam tatadarru Bu durumda buradaki evlenecek kişi zarar görecektir. Li ennehu Çünkü her zaman denk bir insan gelmeyebilir. Her zaman bu konumdaki insanı isten, istenmeyebilir. Yani şöyle düşün bir deli olduğunu, yaşlı olduğunu et bir deli insana veyahut da yaşlı bir kadına dünür her zaman çıkmaz. Dolayısıyla böyle bir kimse çıkıp da biz bir senede bir haber almasını beklersek bu kaçabilir. O yüzden ne yapacağız? evlenmesine izin vereceğiz. Fakat la yettefiku el kufru marratan ukhra. Çünkü böyle bir denk bir daha gelmeyebilir. Hu vacibe en yentakil ed daf'an li hada zarar. İşte diyor ey manzur biz bu zararı defetmek için burada izin verdik. Li enel gaib aiz an tedbiru nikah. Çünkü uzakta olan veli babası diyelim ki ta veya da ne, neyse ta nerede Dolayısıyla bu nikahın maslahatlarını gözetemiyor. Gözetemediği için ne yapacağız? Mecburen ikinci bir sonraki veliye bu hakkı vereceğiz. Feyefu maksudul velaye. Ve bu adam nikah maslahatını gözetemiyorsa babası veya oğlu uzaktaki o zaman evlilik maslahatlarını gözetemeyecek. Gözetemeyince velayet yani nikahta istenilen velilik maslahatları da bu adam için söz konusu olamayacak. Yani biz niye bu adamı veli tayin ettik? E bu evlilikle alakalı maslahatları gözetsin diye. E bu adam bunu gözetemiyorsa o zaman veli olmasının ne anlamı var? Yok. O zaman biz bunu kaldırırız diyor. Lennehen nazariyedün. Çünkü, çünkü velayet nazaridir. Yani ne demek? Gözetlemek üzere nedir? Kollamak. En uygun talip hususunda icabet etmek içindir. Ve nazara fi Burada da sen şimdi ebade yani bir sonraki veliye yetki verme. Bekle uzaktaki veli gelip de haber versin de nikah kıyalım. Burada bir nazar yoktur. Burada çocuk, o kişiye zarar vardır. O emma iza Peki Veli'yi ebadın. Şimdi İmam Züfer bize delil olarak şunu sundu arkadaşlar. Dedi ki ya siz Veli ebat bir sene içerisinde haber alıp verilen bir adam orada evlendirse bu nikah geçerli saymıyor musunuz? Bize diyoruz ki evet sayıyoruz. İşte o zaman nasıl bu yetkiyi alıyorsunuz? Biz de diyoruz ki bir dakika bu bir kere müsellem mesele değil. وَمَّا اِذَا زَوَّجَهَا فَف۪ي رِوَائِدًا Bu meselede ihtilaf var. Yani bir görüşe göre evlendirebilir, bir görüşe göre evlendiremeyebilir. Yani müsellemün fih olan bir mesele değil, müttefakun aleyh olan bir mesele değil. Ve kıyle la yecuzul inkita' velayeti. Bir görüşe göre velayet yetkisi kesildiği için caiz değildir. Ve kıyle yecuzul zuhuril intifa'i bir ra'yi. Diğer görüşe göre de hala gözetleme ihtimali olduğu için yani evlilik masahatını gözetleme ihtimali olduğu için caizdir diye iki görüş var. Dolayısıyla sen müsellemu fi müttefakun aleyh olarak değerlenip de oradan gidemezsin. Caiz olmayan görüşü de var. Dolayısıyla caiz olmayan görüşünü söyleyenler niye demiş olabilir ey i̇mam Demek ki gıybeti mukata saydıklarından böyle demiş olabilir diye bir yorumlama getiriyoruz arkadaşlar. وَلَاَنَّا <laughs> Aynı zamanda biz bu velayeti neden düşürdük? Evlenecek olan kişiden o zararı defetmek etmek içindir. فَاِذَا Dolayısıyla evlendirdiği zaman şimdi uzakta olan bir veli bir sene içerisinde, hadi senin dediğin gibi kabul edelim evlilik yetkisini, ya biz velayeti niye düşürdük? Evlendirme yetkisi olmadığı için. Evlendirme durumu, nikahtaki meslahatı gözetme durumu olmadığı için düşürdük. E gidip orada bu vazifesini yapıp da velayetten kaynaklı o evlilik hakkını yerine getirecekse o zaman demek ki velayet hakkını ifa etti ki o zaman geçerli sayarız. فَعَدَتْ velayetu بَعْدِ اِتْفَائِهَا Yani kalkmış olan velayetini tekrar geri gelmiş sayarız. وَلَا يَنْتَقِلْ اِلَى sultan. Ve burada şöyle bir şey de diyemeyiz. Ya velayeti akrab var. Ve, e, işte yakın olan velisi var. O zaman uzağa gitmeyelim. Tamam sıkıntılı bir konu. Sultan kılsın. Hayır. Bunu da diyemeyiz. لَاَنْهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ بالحدث. Çünkü sultan hiç velisi olmayanın velisidir. Halbuki burada ikinci sırada velileri var. وَهَذِهِ لَهَا اَوْلِيَاءُ اِذِ الْكَلَامُ fihi. Burada veliler vardır ki konuşmada bununla alakalıdır. Tamam burası da netleşti. Peki. E, وَلَا يَنْتَقِلُوا Orayı okuduk. وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ Peki arkadaşlar. Buradaki konu da şu. Ola ki iki tane veli nikah kıyacak olursa. Yani diyelim ki iki kardeşi var. Şimdi bab iki veli nasıl nikah kıyacak? Velayeti akrab varken velayeti ebaat nikah kıyamayacak. Burada nasıl olacak? Burada şuna bakacağız arkadaşlar. İki kardeş, şimdi baba varken her türlü babanın kıydığı geçerlidir. Dede varken her türlü dedenin kıydığı geçerlidir. Ama bunlar yok diyelim, çocukları yok diyelim. Ee, Ebe kim? Kardeşleri var. Kardeşleri nikah kıyacak iki tane erkek kardeşi var. Bir ikisi de kıymış nikah. وَلَوْ زَوَجِهَا وَلِيَّانِ فَالْاَوَّلَ اَوْلَ فَالْاَوْلَ اَوْلَ İki kardeş aynı seviyededir. Aynı seviyede olduğundan dolayı iki yakın kardeş yani veli nikah kıyacak olursa ilk kıyılan nikah geçerlidir. لِكَوْلَ عَلَيْهِ السَّلَمْ اِذَا اِنْكَحَ fal فَالْاَوَّلُ اَوْلَ İki veli nikah kıydığı zaman da birincisi nedir? Evladır. لَاَنَّهُ لَمَّا سَبَقَ قَدْ صَحَّ çünkü önce olan sahihtir. Fela yecuzu nikah husani. İkinci nikah geçerli değildir. Ve hâzâ bunun içindir. Lianne sebebel velayeti el Çünkü velayetin sebebi karabettir. Yani velayetin etkisi yakınlıktır. Ve la tetecezze'u. Bu ise cüz'iyete ayrılmaz. Ve el sabitu bihi eyden la Aynı şekilde bu velayetle beraber oluşan hüküm de tecezzi etmez. Fasara kullu vahidin minhuma kel münferit. O zaman sanki her biri tek başına kıymıştır. Fe eyyuhuma akade caze. Hangisi önce kıydıysa o caizdir. Kel eman, eman meselesinde olduğu gibi. Yani arkadaşlar burada anlattık, anlattığı mesele de şu. İki tane veli aynı anda nikah kıyacak olursa, hangisi ilk başta kıyacak olursa bu nikah geçerlidir. Çünkü velayet tek parçadır. Yani iki tane veli var diyelim burada iki kardeş. Ya yarısı buna yarısı buna velayetin yetkisi gitmez. Bu da tam yetkilidir, bu da tam yetkilidir. Hangisi kıydıysa onunki geçerlidir. O yüzden tecezi meselesi olmaz velayette. Dolayısıyla hükümde de tecezi olmaz. Ya bununkinin de olma ihtimali var, bununkinin de olma ihtimali var. E bu önce kılsa da çünkü velayetin yarısı ikinci de olduğu için geçersiz sayılır diyemeyiz. Önce olan yetkilendirilmiştir. O كَانَ مَعَنْ eğer aynı anda nikah kıyacak olurlarsa arkadaşlar batala bu nikah batıldır. Lita'duril cem'i çünkü ikisinin arasını cem etmek mümkün olmayacaktır. Ve ademi evveliyeti ve onlardan birisini takdim etmek yine aynı şekilde mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde iki velinin nikah kıyma meselesi de böyle olacaktır. Ve yecuzu ebi. Buradaki konuda arkadaşlar Baba çocuğunu evlendireceği zamanda veya dede mehri misilin, mesela kızını evlendiriyor, mehri misilden düşü evlendirebilir mi? Yani normalde bu kızın mehirde alacağı hak, mesela afaki konuşalım 10 reşat. Baba gidip bunu 5 reşatla evlendirebilir mi? Veya kızın alacağı 100 reşat, baba bunu 50 reşatla evlendirebilir mi? Veya dedesi bu, bu nikahı kıyabilir mi? Konu bununla alakalı. Evet. Ve icuzi lil ebi Buralar çok tefri meseleler olmadığı için, zor olmadığı için direkt ibare okuyorum arkadaşlar. Yani eğer detaylı olan, anlatılmak gerekiyor olan konuları anlatacağız. Bunlar zaten ibareden de anlaşılıyor. Ve icuzi lil ebi vel ceddi en yüzevvice ibnehu bi ekthara min mehril misil. Bir baba ve dede oğullarını evlendirecekleri zaman da mehrimisinin üstünü evlendirebilir. Yani mesela diyelim ki baba oğlunu evlendirecek. Kızın mehri kaç? Diyelim ki 10 reşat. Kız 10 reşat almakla yetiniliyor. Oğlanın babası diyor ki biz 20 reşat verelim. Bunu diyebilirler mi? Niye bu konu ediniliyor? E çünkü mehri verecek çocuk. Yani şimdi babası gittiğin iki hakkında ki bu oluyor yani hakikaten. Mesela evlilik hakkı kıyıldığı zaman da örnek verelim. Normalde 10 reşattır baba, dede, amca orada ortamda diyor ki biz 25 reşat veriyoruz. İyi de 25 şat veriyorsun da sen mi vereceksin o mehri? O mehri o evlenen kişi ödeyecek. Böyle bir hakları var mıdır? وَبْنَتُهُ <laughs> بِأَكَلَّ Kızını da evlendireceği zaman da kızının alacağı haktan daha azıyla evlendirebilir mi? Yani o çocuğuna, erkek çocuğuna fazla bir hak verdi, ödeme yaptırıyor. Kızına ise daha az bir ödeme yaptırıyor. Buna yetki e, sahibi midir? ve min gayri denk olmayanla yine evlendirebilir mi. Velayü zu zalike li gayriha. Bu baba ve dedenin dışındakiler için caiz değildir ama baba ve dede bu evliliği yaptırabilir. Yani şöyle düşünün. Şimdi iyi bir gelin adayı gelmiştir. Baba oğlunu evlendirecektir. Dolayısıyla baba şöyle düşünebilir. Ya bu iyi bir gelin adayı. Biz buna fazla verelim. Veya kızını evlendirecektir. İyi bir damat adayıdır. Ya durumu da yoktur. Kız alacağı 50 reşattır. Biz bunu ucuz ver, yani kızımızın mehrini düşükten verelim diyebilir. Bu yetkiye baba ve dede sahiptir. Ama baba ve dedenin dışındakiler bu yetkiye sahip değildir arkadaşlar. وَلَا اَجُزُّ ذَلْكِ غَيْرِهِمَا وَقَالَ اِمَامٍ Dedi ki لَا اَجُزُّ ذَلْكَ لِي الْاَبِ وَالْجَدِّ Ya baba ve dede de böyle bir nikah kıyamaz. Yani neden çocuklarına fazla ödeme yaptırsın? Neden kızlarının alacağı parayı eksiltsin? İlla yekûne noksanen yutağa benû fî misli. Ancak böyle az uz hani insanların kendisinde tahammül edildiği bir aldanma olabilir. Yani 50 reşadık işte 45 olabilir. İşte 50 reşat 55. Hani çocukta fazla. Bu olabilir. Yani hani toplumda az tahammül edilebilecek bir oran bu olabilir. وَلَا يَنْعَكْدُ الْعَقْدُ اِنْدَهُمَا ee, ve i̇mam göre bu akit münakit değildir. Çok garip bakın dikkat edin. Yani mehirde kullandıkları ifade. İmameyn diyor ki böyle bir nikahı kıyabilir. Eğer fazla kıyacak olursa akit münakit değildir. Çünkü niye? E çocuğun böyle bir şeye izni yok, rızası yok. her değil velayet yetün çünkü bu velayet nazari bir velayettir. Wala nazara ki zalik ve bu hususta bir gözetleme yoktur. öyle. eliha da bundan dolayı la cuzu zalke fil İşte bu malda yani mesela bunun nikahta caiz olmamasının etkileri şey nedenlerinden birisi de nedir? Mesela malda da böyledir. Yani malda da bu şekilde olmaz. Bu da şu demektir arkadaşlar. Mesela bir baba çocuğunun malında tasarruf sahibi diyelim. Ee, işte hani çocuğun, ya işte hani zengin bir çocuktur, annesinden miras kalmıştır, delidir. Veya işte küçük bir çocuktur, işte kendisinin malı vardır, dedesi hediye etmiştir, olmuştur, bir şey olmuştur. Yani bir türlü kendi malında tasarrufu olmayan bir kimsenin mal varlığı var ve zengin konumda. Bu ki çocuğun malında babası tasarruf edeceği zaman da, mesela şu kitap 10 liraysa bu kitabı 20 liraya çocuk için satın alamaz. Niye? Çocuğa zarar var. 10 liralık malı 20'ye alıyorsun. Veya bu çocuğun malı 10 lira, sen bunu gidip 5 liraya satamazsın. Niye? Bu çocuğun malına zarar verme hakkın hiçbir surette yoktur. Dolayısıyla bu olmamalıdır. Şimdi burada da imamen şunu diyor. Ya diyor, mal meselesinde bu kadar hassasken biz nikahta niye olmuyoruz? Yani malda baba çocuklarının mallarında tasarruflarını sınırlarken Baba öyle zarar edici satış veyahut da ucu, pahalıya satın alma gibi durumları yapmazken neden nikahta biz bunu yapıyoruz? Yapamayız diyor. Veli Ebi Hanife İmam-ı Azam diyor ki اَنَّ nikah عَقْدَ اَمْرٍ Nikah ömürlük bir akittir. وَهُوَ يَشْتَبِلْ عَلَى o وَاَغْرَازٍ وَمَصَالِحَ بَاطِنَةٍ Ve bir takım manevi gayeler söz konusudur. فَظَاهِرْ اَنَّ الْاَبْ مَعْفُورِ شَفْكَتِهِ وَكَمَالِ raihi Ki baba çok şefkatli ve çocuğunu da veyahut da artık e, deli olan babasını da annesini de neyse gözetlemesi açısından ma akdem ala naks böyle bir noksanla cesaret ediyorsa böyle bir noksanla gidiyorsa illa li maslahatin tarbu ve tezidu Aleyhi. kesinlikle o kişi için bir maslahatı yani paradan da daha değerli olan bir maslahatı gördüğü bu kanıya vardığı için böyle bir şeyi tercih etmiştir diyor i̇mam Azam. Yani şöyle düşünün. Bir baba babasını evlendiriyor veya bir oğlan babasını evlendiriyor veya bir baba işte işte çocuğunu evlendiriyor diyelim ki evlilik pozisyonunda olan bir çocuğunu evlendiriyor. Şimdi bu çocuğu normalde 50 reşat vermesi gereken yerde 100 reşat verdiriyorsa ya baba böyle bir şey yapıyorsa bir takım gayeleri vardır diyor İmam-ı Azam. Tamam İmam-ı seni dediğini anlıyorum. Yani ey İmam-ı Ebu ey Muhammed, ey İmam Muhammed sizin dediğinizi anlıyorum. Yani malda böyle bir yetkisi yok. Ama nikah mal gibi bir durum değil. Ömürlük bir akit. Yani aynı parayı verip evlendirip de kötü bir kimseyle evleneceğine ya bırak biz ona fazladan para verelim o geline. Ama liyakatlı bir kadın ki demek ki babası çocuğunun iyiliği için bunu düşünüyor. ve hatta babasının iyiliği için bunu düşünüyor. Fazladan veriyor. Hiçbir sıkıntı olmaz diyor İmam-ı Azam Efendimiz. hilafil <laughs> mal malı buna kıyas edemezsin. Yani bunu mal gibi düşünemezsin. Niye? lenden maksude el maliyetü Çünkü maldaki gaye değerdir. Başka bir şey değil. Orada maddi çıkar önemlidir. Ama nikahta manevi çıkar daha önemlidir. Ve bi hilafi gayril ebi Baba ve dedenin dışındakiler peki niye böyle yapmıyorsun? Onlar da böyle olmaz. Niye? Lennehum enkasu şefkat? Çünkü onlarda şefkat olmaz. Ya şöyle düşünün. Baba ve dedenin dışındaki mesela Hani bu çok denir. Bir evlat baba için evlattır. Deli de olsa, yatalak da olsa anne ve baba için evlat. Onlara o bakar. Dolayısıyla baba ve dede hasta olan çocuklarına daha şefkatlidir. Daha acıcıdır. Kıyamaz onlara. Ama evlat anne babaya böyle değil. Hani demişler yatalarımız. atalarımız. bir baba oğluna bir bağ vermiş, oğlu bir bağ üzüm, bir yani bir üz halkım üzüm vermemiş. Yani bu maalesef hakikaten insan nankörlüğünden bu olabiliyor. Yani ne olursa olsun anne ve şey baba çocuğuna bu şefkatin her kademede tutar. Ama evlat babaya bunu göstermeyebilir. Şöyle düşünebilir. Anneye bunu göstermeyebilir. Yani gitsin de kurtulalım. Allah muhafaza eylesin. Böyle bir düşüncede asla vakat olmamak lazım. Ama böyle düşünebilir. O yüzden diyor ki İmam-ı işte sadece baba ve dede içindir bu. Onlar evlatlarına, torunlarına yanarlar. Ama onların dışında oğullar babalarına bunu yapmazlar. Bu olmaz. Bi ma idâ zavvece emete s li fil hakî. Aynı zamanda mesela oğlunun carisini evlendirecek olsa Yine bu da böyle değildir. Buna da yetkisi yok. Çünkü orada bir cabir boyut yoktur. Lenne makasidan nikah çünkü nikahın maksatları lem tahsul lis çocuk için hasıl olmamıştır. Yani şimdi çocuğunun cariyesini evlendireceksin. E çocuk için burada bir maslahat yok. Ki hani e, tamam her türlü zararına bu tür evliliği vesaire yaptıracaksın. Orada bir maliyet boyutu var yani. Ve bi khilafi ma iza tazawwajat el mar'atu kasarat min Mesela bir kadın kendini evlendirse işte o 20 30 yaşında bir kadın kendini evlendirse mehri mislinden düşükle gitse bu da böyle değildir. Niye? Haysulil evliya el i'tirazu alayhi indehu. Çünkü İmam-ı Azam'a göre veliler itiraz edebilir. Kıza diyebilir, sen neden mehri mislinden düşük yaptın? Tamamla. Halbuki kız şöyle de düşünebilir. Ya ben kendi maslahatımı gözettim baba. Sen bunu yaparken sıkıntı yok da ben yaparken bir sorun var. Denile düşünülebilir. Hatta yutim yutemmime leha mehram istiha ev yufarikaha. İmam-ı Azam diyor ki ben baba ve dede çocuklarını evlendirirken veya anne babalar neyse hani bu noktada yetkililer tabii. baba ve dede çocuklarını evlendirirken bu yetkisi vardır. Ama bir kadın kendini evlendirirken bir takım maslahatları gözeterek bunu yapamaz. Mehirden düşüklüğe giderse veli itiraz eder. Ya mehri tamamlattır ya da nikahı bozar. Hakime şikayet ederek. Niye? لَنَّهَا سَرِيَعْتُ Çünkü kadın çabuk aldanabilir. ضَعِيفَةُ Duygusaldır. Kanaatini böyle duyguları kanaatinin önüne geçebilir aklının. lil Yani bazen tercihlerini hani arzularından dolayı, hislerinden dolayı yapabilir. La tahsilil kalsın. Yani bir kadın evleneceği zaman da tabii ki maslahatları gözetebilir ama kadınlar duygusal olmaları nedeniyle, hissi hareket etmeleri nedeniyle ee, onlar akli düşünceleri yani evlilik maksatları hislerinin önüne geçebilir, hemen duygusal refleksle hareket edebilirler ki bu nedenle mesela İslam boşanma gibi durumları hep erkeklere vermiştir. Çünkü kadın duygusal hareket edebilir, duygusal hareket eder hemen boşayabilir. Yani yetkisi olsa hemen boşayabilir. O yüzden İslam bu noktada erkeklere veril, vermiş çünkü onlar daha kuralcı, hani daha akli hareket ederler. Bu geneldir. Tabi böyle tersi olan istisnalar kuralı bozmaz arkadaşlar. لِيَنَّ النِّسَا كَلَّمَا يَنْظُرْنَ فِي umur الْاُمُرْ وَمَصَالِحَا Çünkü kadınlar da hani duygunun ötesinde, duygu kenara bırakıp da tamamen maslahatlara göre hareket etmesi daha nadir görülen bir durumdur. O Ebu Yusuf ve Muhammed, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed buyurdu ki لَا اِعْتِرَضَ aleyha. Hayır, bu konuda bir itiraz yapamazsın. لَاَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهَا Çünkü mehir kadının hakkıdır. وَلِهَذَا كَانَ لَهَا اَنْ Bundan dolayı hediye etme hakkı vardır. Ferenten تَنْقُسَ هَوْلَا Ya bir kadın evlendikten sonra mehrin hediye etme hakkı var mı? Var. O zaman en başta niye mehri düşürmesine sıkıntı görüyorsunuz? Düşürebilir diyor İmame olaya bir Hanife. Tabi arkadaşlar daha çok kabul edilen İmam-ı Azam'ın görüşüdür. İmame'nin iki mesele farklı. Çünkü neden farklı? Ya hediye etmekle nikahın başında mehri bu şekilde akit bambaşka bir şey. Evlenir kadın sonra da mehrini hediye etsin tamamen hiç sıkıntı yok. Ama sen bu mehirle evlenecek olursan mehri misli düşünüyor, düşürüyorsun. Yani düşünün bir aile var o ailenin tabi bizim Türkiye'mizde yok arkadaşlar ama bu Araplarda bu kültürde çok var. Mesela bir ailenin kadınlarının mehri misli hep 50 reşat. E bu kız gidip de 10 reşat evlendiği, evlendiği zaman da ortalamayı otomatikman aşağı çekmiş oluyor. O yüzden veli itiraz edebilir. Yani bizim ailemizin kadınlarının mehirlerini düşük yapamazsın. Çünkü bizim ailemizin bir ahlakı, bir yetiştirilme tarzı bir durumu var. Yani dolayısıyla ona göre de dünürçüleri var. Öyle mehir düşük olduysa herkes dünürçü olabilir. Dolayısıyla bu bizim ailemizin bir denklik mantığı var deyip itiraz edebilirler. Olebi Hanife en el mahra ila 10 dirhem 10 dirhem kadar mehir hakku şer'i şeratın hakkıdır. Fala yecuzu et tanqis minhu Dolayısıyla şer'an ondan eksikliğe gidemezsin. Hatta لو سمى اقل من 10 işte bundan dolayı bir adam 10 dirhemden az mehir verse fala 10 Kadın ne yapacak? Yine on, kadın için on gerekir. Yani sen öyle ben istediğim gibi eksiltirim diyemezsin. Mesela on dirhemden aşağı tut bakayım mehri. Ne olur? Şerif şerif hemen müdahale eder. Ona tamamla der. Ve ila mehri misliye hakku ya. Mehri misil de velilerin hakkıdır. On dirhem şeratın hakkıdır. Yani en az mehir. Mehri misil de velilerin hakkıdır. Mehri akallül de yani on dirhemden az olursa şerif şerif müdahale ediyor. On dirheme tamamla diyor. Mehri aşağı olursa veliler müdahale ediyor ve mehri misli tamamla diyor. لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِذَلِكِ Çünkü veliler bundan dolayı ayıplanabilirler. Bu, ya dediğim gibi bizim kültürümüzde bu pek yok. فَلَهُمْ مُخَاسَمَتُهَا ila تَمَامِهِ Ve burada bir e, tamamlanması hususunda muhaseme yani bir çekişme olabilir. وَالِسْتِفَاوِ حَقُّهَا İstifa yani mehri tamam almak kadının hakkıdır. فَاِنْشَاتْ قَبَذَتْ وَاِنْشَاتْ وَهَبَتْ <وَحَبَل> Dilerse e, teslim alır, dilerse de hibe alır. Yani akdi kıysın, kıydıktan sonra ister alır ister reddeder. Ama akiti normal mühim nesilden aşağı kıymamalıdır. Evet, bugün dersimde burada. Bir sonraki dersimizde buradan devam ederiz. Bir kişi nikahta iki tarafın temsilcisi olurum. Bir sonraki konumuzda bu olacak inşallah. Peki, elhamdülillah.